altına düşeni yapacak mı? O konuda benim ciddi şüphelerim var. Ayrıca bu sadece 5 Haziran'da yapılıp da kalacak mı? 5 Haziran'dan sonra 6 Haziran, 7 Haziran ve sonrasında ne olacak? Burada taktik açıdan sadece hata demeyeyim de bir takım yanlışlıklar yapıldı. Eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bölgeleri ayrıştırılmış olsaydı, Lefke Güzelyurt bölgesi, Girne bölgesi, Mausa, Lefkoşa, Karpaz bölgeleri ve bu faaliyet, bu katılım 5-6 kez tekrarlansaydı önümüzdeki 1-2 ay içinde eminim çok daha etkili olurdu ve daha sürdürülebilir olurdu. Çünkü dün yapılan faaliyete baktığımda biraz yüzeysel bir faaliyet olarak kaldı. Tamam, yol kenarlarında ciddi bir temizlik yapıldı. Katılan herkese cidden teşekkür ederim. Evet. İyi niyetle katkı koydular ve gerçekten duyarlı insanlar olduklarını gösterdiler. Evet. Ancak günün sonunda bu işin sürdürülebilir olması ve daha etkili olması için yapılması gerekenler var. Bunlar yapıldı mı? Hayır, yapılmadı. Yapılacak mı? Bir soru işareti. Evet. Yani biraz şüphelerim var o konuda. Yani dünkü yapılan hareketin aslında bir devamlılığı olması gerekiyor. Kesinlikle. İnsanların yani sorumluluk, evet. Yani önemli olan budur. Sürdürülebilir bir faaliyet olması gerekir çevre bilincinin. Yani çevre temizliği demiyorum, çevre bilinci. Ancak şunu da söyleyeyim. Dün bu faaliyete katılan devlet yetkililerinin bazıları Güzelyurt Lefke bölgesinde bugüne kadar tarihte görülmemiş en büyük ağaç katliamına izin veren insanlardır. Ben 40 yılda son 5-6 ay içinde yapılan ağaç katliamı kadar büyük katliam yapıldığını görmüş değilim. Kıbrıs'ın hiçbir yerinde. Yangınlar hariç. Evet. Ama devlet eliyle, hükümetin memurları eliyle ne yapıldı orada? Bir takım gelişigüzel sebeplerle, bunlar gelişigüzel sebeplerdir. Yani hiçbir geçerli olan sebep değildir bunlar. Bir takım gelişigüzel sebeplerle ağaç kesim izinleri verildi. Ve Lefke bölgesi, Güzelyurt bölgesi inanılmaz şekilde ağaç katliamından geçirildi. Evet. Ve Oduncu mafyasına güzel bir rant sağlandı bu konuda. Peki şimdi dün temizlik kampanyasına katıldınız ama o bir türlü ülkeyi ağaçlardan da temizliyorsunuz. Bunu nasıl açıklayacaksınız? İşte bu benim söylediğim acaba o cümleyle kesinlikle alakalıdır. Yani bir tarafta hareketler midir? Bir tarafta yani popülizm kokan hareketler, diğer tarafta devlet eliyle, yetkililer eliyle evet. İnanılmaz bir çevre katliamı. Evet. Hiçbir mantıklı gerekçesi de yok bunun. Evet. Sadece ve sadece belli ilişkiler düzeyinde gerçekleştirilen, evet. Bunu ısrarla ve iddiayla söylerim, belli ilişkiler düzeyinde gerçekleştirilen bir takım resmi yazışmalar sonucunda, ki gördük bazılarını, ortaya bir aşk katliamı çıktı. Korkunç boyutta bir aşk katliamı. Evet. Bunu nasıl izah edeceksiniz? Dünün kahramanlarını ben sadece vatandaş olarak görüyorum. Yani aslında gerçekten gönül vermiş, çevre bilinciyle hareket eden, hakikaten içtenlikle sabah kalkıp saatlerce etrafını, çevresini temizlemek için mücadele veren vatandaşları ben bugünün kahramanları olarak görüyorum. İnşallah bu kahramanlardan birazcık nemalanır da diğer kurum ve kuruluşlarda bunları örnek olarak alırlar ve devam ederler böyle. Yani bireysel de çok önemli hareketler. Şimdi 10 binden fazla insanın bu olaya katkı koymuş olması bizim açımızdan çok sevindiricidir. En azından o kadar duyarlı insanın var olduğunu biliyoruz. Evet. Bu çok önemli bir nokta. Bu insanlar gerçekten samimiyetle geldiler ve ellerinden gelen her türlü katkıyı koydular koyabildikleri sürece. Demek ki bu insanlara fırsat yaratılırsa ileride yine fırsatlar yaratılırsa bu insanlar yine aynı katkıları koyacaklardır. Evet. En azından bunu bir yere not alsın. Evet. Siyasiler. Şimdi aslında Kıbrıs saatindeki bugünkü gündemimiz Kıbrıs'ın siyasetinin içerisinde Anadolu halkının da izlemleriyle hani Kıbrıs'ı daha doğru bilmek. Daha doğru bizim görevimiz burada bilgilendirmektir Kıbrıs konusunda. Çünkü Anadolu'dan, anavatandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanlış bilinenleri var. O yanlış bilinenleri düzeltmek adına aslında ben bu programı misyon edindim kendime. Ve bu misyon içerisinde de bugün aslında yine bizim kendi Kıbrıs'ımızın içerisindeki en önemli hareketlerden bir tanesi geçtiğimiz günlerden beri gündemde olan ve dün aslında 48 milletvekilinin de imza koyduğu yani artık yeni bir anayasanın değişim gösteren bir anayasanın varlığından bahsedildi ve bugün manşetlerde aslında bu da vardı. Ve anayasa 29 Haziran'da da yerel seçimlerle birlikte vatandaşların referandumuna sokulacak. Evet mi hayır mı? Şimdi 50 milletvekili olan bir mecliste 48'inin evet dediği bir oylamada vatandaşın içi